Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 5. videomla karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu plaj çantamda ne var? Şöyle söyleyeyim, denize gideceğim. Tabii ki artık yaz geldiği için başka bir yere gitmiyoruz. Denize giderken plaj çantamı hazırladım. Hazırlayacağım sizinle beraber. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu tarz videoları çok seviyorum. Hazırlarken sizinle paylaşmak istedim. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle plaj çantamdan başlayayım. Plaj çantamı geçen yıl gratis'ten almıştım. Eclipse'in bu. Eclipse ya da Bender'in, tam hatırlamıyorum. Bu çantası 27 liraya almıştım. Çok uygun. Bence Penti'de orada burada 150-200 lira plaj çantasına o kadar vermek hiç gerek yok. Bunu 27-28 liraya almıştım. Bunun hatta bir tane de makyaj çantası var bu desende. Eğer beğenirsiniz gratis'ten bunu almanızı bence öneriyorum. Oldukça da büyük. Yani içine her şey alıyor. Plaj çantam bu şekilde. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Hazırladıklarım, yani söylediklerim, daha sonra bunun içine koyacağım. Şu şekilde şuraya bırakayım. Şöyle. Şuradan başlayayım. Vücudumu güzel kokması için, yani güzel ve temiz kokmayı her zaman özen gösteren biriyim. Çok seviyorum temiz kokma hissini. Onun için yanıma mutlaka bir tane vücut spreyi alıyorum. Bu Bio Beauty'nin çok güzel kokan, yaklaşık 3 yıldır bunu kullanıyorum. Bunun bir sürü çeşidi var. Ama ben yani 3 yıldır bunu kullanıyorum. Diğerlerini hiç kullanmadım, bilmiyorum, ama eğer almak isterseniz bunu alın. Çünkü yaz aylarında parfüm çok ağır kaçıyor. Etrafındaki insanları rahatsız ediyor bence. Hem de kendim de rahatsız oluyorum. Çok hafif kokan bir parfüm. Yani vücut spreyi. Bunu öneriyorum. Eğer almak isterseniz bunu alabilirsiniz. Bir tane vücut spreyi. Çok attım. Neyse, şuraya koyayım. Tamam. Vücut spreyinden sonra tabii ki bir tane deodorant, olmazsa olmazımız. Şuraya koyacağım çünkü çok ses çıkıyor oradan. Deodoranttan sonra vücut nemlendiricisi olarak şöyle söyleyeyim. Losyon, vücut sütü kullanabilirsiniz ya da kremler kullanabilirsiniz. Ama cildiniz çok kuruysa ya da deniz suyu cildimizi çok bilmiyorum kötü etkilediği için iyi bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Onun için ben size en iyi nemlendirici bence Dali'nin bebek yağı. Bence mutlaka bunu kullanın. Ben çok seviyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Evde duştan sonra da kullanıyorum. Normal denize gittiğimde ya da havuza gittiğimde bunu kullanıyorum. Eğer güzel bir nemlendirici istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Daha sonra nemlendiricilerden gidelim. Bir tane lip balm dudağımız için. Şuraya koyalım. Elimiz için bir tane el kremi. Normal herhangi bir markadan alabilirsiniz. Tabii ki artık denizden sonra işimiz bittikten giderken yüzümüz için de bir tane, nasıl diyeyim, nemlendirici krem ihtiyacı var. Bunun için de Biolok'un bu leke kremini öneriyorum. Şu anlık kullanıyorum. Nemlendirici özelliği çok güzel ama leke kremin leke açısından nasıl bilmiyorum. Daha yeni kullanmaya başladım. Herhangi bir nemlendirici alabilirsiniz. Bir tane aynamız tabii ki. Olmazsa olmazımız. Bu şekilde sürekli kendime baktığım için. Daha sonra küpe. Yani denize giderken bile küpe takıyorum. Denize girerken bile diyeyim daha doğrusu. Böyle küçük küpeler alıyorum. Çok denize düşürdüğüm vardır yani küpelerimi. Ama yine de takmayı çok seviyorum. Çünkü fotoğraf çekilirken ya da böyle insanın kendini güzel, bakımlı hissetmesi çok çok güzel bir şey bence. Onun için süsümden taviz vermiyorum hiçbir zaman. Tabii ki bir tane bandanamız. Hem fotoğraflarda güzel çıkıyor hem de şık görünüyor. Bir adet bandana. Yüzümüz için bir tane güneş kremi, La Roche-Posay'in. Vücudumuz için Sebamed'in çok yönlü koruyucu güneş losyonu. Bunu kullanıyorum, çok memnunum. Ve de suya da dayanıklı. Özellikle normal dışarı çıkarken değil de suya, denizde, havuzda bence çok güzel. Bunu beğeniyorum. 150 milim bayağı da büyük. Eğer istiyorsanız alabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. 60 lira civarında. Ben bunu da koyayım. Şöyle söyleyeyim. Bronzlaştırıcı bir ürün kullanmıyorum. Çünkü güneşin çok fazla cildimize zarar verdiğini düşünüyorum. Bronzlaşma gereği hiçbir zaman duymadım. Belki çok güzel görünüyor. Esmer görünüm, ne bileyim, yazın makyajlar çok güzel görünüyor. Ama ileriye dönük olarak cildimize çok zarar verdiğini düşünüyorum. Sarkma olsun, cilttekiler olsun. Hiçbir zaman bronzlaştırıcı kullanmadım. Onun için şu anda size gösterebileceğim bir bronzlaştırıcı ürün yok. Daha sonra güneş gözlüğümüz. Şu şekilde bir tane güneş gözlüğüm. Şöyle takayım. Onun dışında bir tane tarağımız, saçımızı taramak için. Saçım kolay açılsın diye bir tane mavi su. Bunu hep kullanıyorum denizde ya da duşta. Çünkü saçım çok
çabuk karışıyor ve kabaran bir saçım var. Onun için bir tane kolay açmak için mavi su. Ya da bir tane şey de alabilirsiniz. Bu yağlar oluyor ondan. Daha sonra bir tane saç köpüğü. Bunun videosunu daha yeni atmıştım. Nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Linkini koyarım. Bir tane saç köpüğü. Eğer ki direkt eve gelmeyeceksiniz, bir yerlere gideceksiniz, yani o an ısılı bir işlem yapamayız. Benimki gibi saçlarınız dalgalanıyorsa ya da şekli kuruduktan sonra güzel görünmüyorsa bir tane saç köpüğü alabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmazımız şapka. Bir tane güneşten korunmak için bu şekilde büyük, kocaman bir şapkamız. Poşet. Bence poşet en gerekli şey. Çünkü kıyafetlerimiz ıslak oluyor, terliğimiz var. Terlik de var ama onu ben daha koymadım. Bir tane terlik. Terliğim var. Poşet. Bunları şöyle koyayım. Başka şöyle söyleyeyim. Kulaklık. Evet. Şunu da göstereyim. Ben denize ya da havuza gittiğimde kitap okuyanlardan değil de müzik dinleyenlerden. Çünkü müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çok güzel bir enerji veriyor bana. Modumu yükseltiyor. Sabah ilk kalktığımda da açtığım şey müzikti. Onun için bir tane bu şekilde kulaklığımı takıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kullandığım ürünler bu kadar. Ya kullandığım ya yanıma götüreceğim ürünler bu kadar. Umarım İçinde siz kendinizi alabileceğiniz tüyolar göstermişimdir. Ekstra başka bir şey almıyorum. Pareon ve bikinim var ama onlar şu an ıslak olduğu için onları gösteremiyorum. Çamaşırda, makinede çünkü. Bu kadar. Zaten Pareon'un bikinim ise çeşme valiz hazırlama videosunda göstermiştim. Merak ediyorsanız orada izleyebilirsiniz. Yanıma alacağım ürünler bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar istiyorsanız yorum yaparsanız çok sevinirim. Ya da farklı içerikler istiyorsanız onları yorumunda yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.